ona düzenlemeler olabilir. Tamam. Evet, yani bunlar tabii katılımcı arkadaşların şimdi profilini bilmiyorum. Ne kadar yani ihracatta ön bilgi mi alıyorsunuz? Gerçekten fiilen ihracat yapıyor musunuz? Satış pazarlamadan mı sorumlusunuz? Operasyondan mı sorumlusunuz? Ama gerek operasyon gerek satış pazarlama için bu bilgilerin hepsi gerekli. Çünkü fiyatlamada, müzakerede, şartları yerine getirip getiremeyeceğinizde tüm bu unsurların yer alması gerekecek. Yani bilgi olarak hepsine ihtiyacınız var. Evet, bilmiyorum başka sual var mı? Bu durum mikro ihracatta nasıl hocam? Şimdi mikro ihracatta yeni düzenleme bekliyoruz. Aslında bir kilogram artışı ve bir meblağ artışı bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz 2020 yılında 150 kilogram ve 7500 euroydu. 2021 yılında bunu 15.000 euro ve 300 kilograma yükselttiler. Henüz bununla ilgili bir değişiklik yapmadılar. Yani ben de dikkatle bakıyorum gözümden bir şey kaçmasın diye. Mikro ihracatta eğer tam tutarınız, her bir ihracat bağımsızdır bir kere. Orada bir bütünleme yok. Bir 15 bin euro sınırında yapmışsanız orada 5 bin dolara kadar muafiyetiniz var. Kalanını bozdurmak zorundasınız. 5 bin dolar sizin tasarrufunuzdadır. 5 bin dolar dolar olarak muhafaza edilebilir. Bir de tabii burada çok detaya girmiyorum. Belki makine imalatçımız çok sayıda olabilir. Çünkü Ankara stratejik olarak orta yüksek veya orta düzey makine endüstrisinde çok faal olan bir şehir. Orada tür belgeniz varsa, yüksek teknoloji grubundaysanız size ithalatlarınız için bırakılan imkanlar var. Yani orada mahsup yaptırıyorsunuz. Mahsup imkanınız var. Dolayısıyla bunların hepsine özellikli olarak bakmak gerekir. Ama mikro ihracatta da fark etmiyor. Sınırınız 5000 dolar. Ha, siz hep 1500 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar getiriyorsanız bu dövizleri kendiniz için alıkoyabilirsiniz. Orada evet, sanırım mikro ihracatla ilgili cevap tamamen işitildi, değil mi? Var mı orada işitilmeyen bir şey? Başka bir şeyi anlatmak istiyorum size. O da şu: İmalatçılarla ihracatçılar arasında olan tecil terkin işlemleri, yani KDV'siz satışlar. Biliyorsunuz üreticinin, imalatçının, bu tarımdaki bir üretici de olabilir, sanayideki bir üretici de olabilir, aracı ihracatçılara veya dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel, herhangi bir şekilde farklı bir şirkete ihracat için mal satışında KDV'den belirli bir süre, tecil imkanı bulunmaktadır. Bu süre 90 gündür. 90 gün içerisinde kesin ihracatın yapılması gerekir. İhracatı yapacak kuruluş malı temin ettiği üreticiye KDV ödemez. Ve malı satan üretici burada KDV'deki tecili uyguladığını belirtir beyannamesinde, KDV beyannamesinde. 90 gün sonra kat'i ihracat yapıldıktan sonra gümrük beyannamesi ve yurt dışına kesilen fatura ibraz edilerek vergi dairesine, tabii burada müteselsiz sorumluluk var ama asıl sorumlu imalatçı olan ve KDV'yi tevkif etmeyen taraftır. Burada da
doğru şekilde işlemişse süreç terkin yapılır. Yani artık ne bir KDV iadesi vardır ne bir KDV sorumluluğu vardır. Tecil terkin işlemi yapılmıştır. Bu bir türümüz. Başarılı olunmazsa, yani sürede bu işlemler yapılamazsa, bir mücbir sebep varsa süre uzatımına gidilir. Tabii bu süre uzatımını vergi dairesinin vermesi gerekir. Eğer bir usulsüzlük varsa bunlar 6183'e göre imalatçıdan cezalı olarak tahsil edilir. Ve burada imalatçı da, ihracatçı da, ayrıca da dış ticaretteki belirli yaptırımlar dediğimiz, yani negatif listeye, kara listeye alınma ve siciline işlenmeyle yüz yüze kalırlar. Evet, soru var mı? Bunu kapatabiliriz, sunumu kapatabiliriz. Soru varsa alalım. Soru yok. Tamam. Soru yoksa, yani bizim tabii istihbaratla ilgiliydi asıl konumuz. Ama hiç dış ticarette bilgi ya da altyapı olmayan katılımcı da olabilir diye biz size bazı ek bilgiler verdik. Ama tabii bu konu gerçekten kendi içinde çok ciddi departmanlara ayrılan derya deniz konulardır. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar 1980'den beri, yani Türkiye'nin büyüme stratejisinin, kalkınma stratejisinin tamamen ihracat odaklı olduğu, dışa açılma odaklı olduğu, yani export oriented country olmak istediği durumdan başlayarak bugüne kadar Türkiye'de popülaritesini, eğitimdeki ağırlığını kaybetmeyen, eleman ihtiyacındaki ağırlığını kaybetmeyen konu ihracattır. Yani biz buna hiç modası geçmeyen konu, demode olmayan konu diyoruz. Hiçbir zaman popülerliğini kaybetmedi. Düşünün 1980'lerden başlayarak. Yani 40 küsur yılı geride bıraktık. Bu önemi şundan dolayı taşıyor. Bir, tabii herkesin dünyaya mal satmak, globalleşmek, ofisler açmak gibi amaçları var. Dünya ticaretindeki rekabetin içinde olmak istiyor. Ama çok ciddi bilgiye, çok ciddi bütçeye, çok ciddi eleman niteliğine ihtiyaç olduğu için, yani kurumsallaşmanın içerisinde firmalarda çok büyük yer tutacağı için ve bizi çevreleyen pek çok kurumla muhataplığımız dolayısıyla bankalar, gümrük firmalarımız, nakliye firmalarımız, Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı, gümrükler ve yurt dışındaki tabii muhataplarımızı düşündüğümüzde çok yönlü bir ilişkiden bahsediyoruz ki şimdi bir de tabii dijitalleşme bunun içine girdi. Dolayısıyla bu konu şu anda gündemdeki güncelliğini, yerini, popülerliğini korumaya devam ediyor. Bizim yaptığımız eğitim sadece farkındalık eğitimidir. Çok daha derin çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır. Chat'ten tekrar paylaşıyorum ticari istihbarat sitelerini. Chat'te bulabilirsiniz, hemen paylaşıyorum. Evet, Ankara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Teknopark Ankara'ya teşekkür ediyoruz. Trade Atlas'a ve Nevsal Bey'e teşekkür ediyoruz. Turkish Export'a, Bilge Hanım'a, Onur Bey'e teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bilgilerden ciddi kazanımlar elde edilir ve bu sürdürülür. Ama somut bir kazanım da demo promosyonu oldu. Demo promosyonu da çok iyi bir kazanım oldu. Her zaman bu fırsatlar sağlanmıyor. Bunlardan da azami de yararlanmanızı tavsiye ediyoruz. Erdem Bey, demo promosyonuna isterseniz bundan önceki programdaki 20 firmamızı ekleyelim. Henüz gelecekteki 20 firmamız belli değil.
Onlara da geçmişe dönük bir promosyon imkanı sağlamış olalım. O da tamam. Böyle bir bonus olsun. Gayet güzel. Güzel bir gelişme olur bizim için de bu teklifiniz. Onları da etkiler. Ben de sizlerin katkıları için çok teşekkür ediyorum. Dış ticaret mentörlük programında da Nilüfer Hanım, Yusuf Bey, yine Ahmet Bey birlikte çalışmıştık. Gayet güzel çıktılar aldık onların sayesinde. Önümüzdeki dönemde yine bir takım işbirlikleri beraber sağlayacağız. Ben de şunu söyleyeyim. Şu anda mesela ismini zikretmekte şey yok, beis yok. Woodgarden firmamızı inşallah Orta Doğu pazarında yeni çok büyük müşterilerle tanıştırdık. Hatta oraya bir temsilcilik verecekler. Dijital kataloglarını göndermişlerdi. Şimdi normal kataloglarını gönderiyorlar. Yani program kapansa da onların bizdeki yerleri hep devam ediyor ve her an aklımızdalar. Program kapansa da biz onlara hizmet sunmaya devam ediyoruz. Özellikle satışları için, soruları için. Evet, bazı firmalarımız gerçekten bu konuda canlı başla çalışıyorlar. Aynı zamanda Nilüfer Hanım da firmanın takibi aldıktan sonra yine her zaman profesyonel kimliğinin altında bir amatör ruhla, heyecanla her girişimde, her firmada da çalışmalarına, desteklerini vermekte bizlere sağ olsun. Kendisi de kamu geçmişi olması nedeniyle kamu kuruluşlarının desteklerini de bu konuda iyi şekilde özümsüyor, anlatıyor. Ben tekrar ekibinize ve size burada çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha ilave edelim sorudan önce. Siz şimdi bir Exim Bank sunumundan bahsettiniz. Arkadaşların ondan da katılmasını çok tavsiye ediyorum. Bu arada size de ulaşmıştır. Ankara Ticaret Odamızda iki heyet bulunacak. Bunlardan biri Özbekistan. Sanırım biri de Nijerya. Orada da çok işte o ayın 15'i falan sanırım. Onu da paylaşalım. İlgili olanlar, çünkü doğrudan o pazarın alıcıları, temsilcileri gelip belirli sunumlar yapacak. Bütün bunların faydası var, takibinin faydası var. Evet, onlara da faydalı olurlar. O dediğiniz programı da ticaret odasındakine katılmalarını ben de tavsiye ediyorum buradaki firmalarımıza. Şimdi yazılım ihracatı için bir soru gelmiş Sayın Bülent Karaoğlan'dan. Şimdi yazılım ihracatı, şöyle yazılımda değişik bir durum var. Yazılımı bir yandan imalat sektörü olarak addediyoruz desteklerde, ARGE'lerde, bir yandan COSGAP'te, bir yandan da hizmet sektörü olarak addediyoruz. Fakat son gelişmeler, örneğin Peak oyun yazılımının 1.8 milyar dolara yurt dışına şirket olarak, yani ürün olarak satılması sonrası falan, oyun yazılımları da ayrıca kapsama alınmak üzere yazılım sektörü Ticaret Bakanlığımızın bütün desteklerinden özel olarak faydalanabilir hale gelmiştir. Yani tabii esas itibariyle bir hizmet sektörü olmakla birlikte hem hizmet sektörünün hem imalat sanayinin tüm desteklerinden ARGE, dış ticaret, yatırım faydalanabilir hale gelmiştir. Onun için yazılım da diğerleriyle aynı kapsamda addedilmektedir. Yazılım ihracatı için bir beyanname düzenlemiyoruz. O hizmette, hizmet olarak taahhütlerde yer alıyor. Çünkü onu ya download ediyorlar, indiriyorlar ya başka türlü iletiyoruz. Bununla ilgili Bülent Bey, iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, tabii çok özel bir ürün yazılım. Ben size özel bilgiler göndereceğim. Yani onun döviz taahhütleri kısmı nasıl olacak, ne tutarda bir iş, yani 500 bin dolarlık bir yazılım mı, oyun yazılımı ürünleşmiş şekilde mi satılıyor? Ama devlet destekleri için bütün devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Fakat taahhütler açısından ve vergiler açısından, KDV açısından çok ciddi farklılıklar arz ediyor. Onları size ayrıca yazarım. Burada Tekin Bank'ın, Ekim Bank'ın sunmuş olduğu imkanlarla bir bilgilendirme toplantısı oldu. Evet, evet. Evet, onu söyledim şimdi.
Evet, Teknopark Ankara, Ankara Kalkınma Ajansı, onlar o konuda şey, evet bunu 8 evet 8 Şubat'ta tavsiye ediyorum tabii. Çünkü doğrudan uygulayıcı kuruluş gelip anlatacağı için. Eczacıdan kredi bir sigorta izleyebilirler. Evet, 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 çok faydalı olur. Zaten mal mukabili işlem için gerekli olacak. Hani o açıdan da çok yararlı olacaktır. Biraz önce bahsettim. Ankara Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantı da önemli. Belki bu arkadaşlarımız, bilmiyorum Erdem Bey, bir WhatsApp grubu veya işte zaten mail adresleri var. Sürekli bu bilgileri aktaralım ki kendilerine faydalı olsun. Bizde mailleri var. Tamam. Sizlere de iletiriz. Tamam. Biz de yani biz doğrudan size iletiriz. İsterseniz şu eğitimlerimize katılanlar için şu faydalı deriz. Biz de iletiriz, siz de iletirsiniz. Biz siz yok. Tamam. Zaten sadece biz var, hepimiz varız. Tamam. Evet. Uygundur bizim için de. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. 14.30'da da seansı kapatıyoruz. Hepiniz tanıdığımıza çok memnun olduk. Sağlıkla, huzurla, başarıyla. Hoşçakalın, teşekkürler. Siz bekleyebilir misiniz linkleri alabilmem için acaba? Çok, 1-2 dakika. Evet, 1-2 dakika bekleyebilir misiniz linkleri alabilmem için? Tamam, kapatmadan önce. Tabii çok teşekkür ederim.